Merhaba Ege Üniversitesi Televizyonu'nun ilk canlı yayın programından Sabah Keyfi'nden hepinize merhaba. Benim program biraz böyle dinamik, heyecanlı olacak. Jenerikten de gördüğünüz gibi programı her seferinde oynayarak gireceğiz inşallah diyorum. Bu hafta biraz daha böyle e, ağır gideceğiz programcılarla birlikte. Neden böyle söylüyorum? Yanımda çünkü müdürüm var. <laughs> çünkü yanımda Kulak Burun Boğaz Hastalıkları eee e, öğretim üyesi Profesör Doktor Fazla Paydım var ama biz onu e, şu anda yayında da olduğumuz için Ege Üniversitesi Televizyonu'nun e, genel koordinatörü olarak tanıyacağız. Televizyon kurulurken neler oldu, neler bitti kendisinden dinleyeceğiz ama ilk önce kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Hocam ilk canlı yayın Evet hayırlı olsun hepimize. İlk canlı değil, yayın yine bize e, nasip oldu. Evet evet doğru. Sürpriz olarak beni davet ettiniz. Çok teşekkür evet, ediyorum. Neredeyse. Sürpriz değil hocam. İlk sizsiniz <laughs> tabii ki. Her şeyin Sağ başında olun. olan kişi olarak ilk sizi alacağız tabii Sağ ki. Sağ olun teşekkür ederim. Şimdi benim şöyle bir e, haklı gururum var. E, siz de takdir edersiniz ki Ege Üniversitesi'nin radyosunun yani Radyo Ege Kampüsü'nün ilk canlı yayınını e, 11 yıl önce ben yapmıştım. Doğru. Ve e, Ege Üniversitesi televizyonunun da ilk canlı yayın yani 4 Mart 2013'teki ilk canlı yayın programında. da Yapmak bana kısmet oldu. Ne mutlu bana. Evet bence de çok Ve Ve sizinle yapmakta kısmet oldu. Ne mutlu bana tekrar. O e, mutluluk bana ait. Ben teşekkür ediyorum. E, seyirciler yanlış anlamasın. Yeliz Hanım ilkokulu yeni bitirdim işte. Biz <laughs> o zaman onu e, radyo... E, Hocam ana sınıfından <laughs> aldınız siz beni. Hatta annemin kucağındaydım. Dediniz bu kızı ben <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Doğru. ileri gördük çok güzel bir kız olacağını biliyorduk. <laughs> Aynı zamanda yetenekli bir kız olacağını da biliyorduk. O yüzden onu aldık. Teşekkür ederim hocam. Yani yaşımı bilenler biliyor. Orada rejidekiler gülüyor. Onlara ayrıca bir zaten hesap soracağım. <laughs> e, bu arada hocam izin verirseniz ilk önce ben her programımda şunu yapmak istiyorum. E, başta da şunu söyleyeyim. Ege Üniversitesi'nin şu anda sabah da konuştuğumuz üzere 32 tane programı. Bomba Doğru. gibi 32 tane program geliyor. 32 tane içeriği e, çok güzel program geliyor. Ama e, tek sabah keyfi, uyandırma, artık vur patlasın çal oynasın program benimki. Doğru. Tabii izin verirseniz. Doğru tabii. tabii. Estağfurullah. <laughs> yani rütük kuralları gereği arkadaşlar vur patlasın çal oynasın yapacağız bu stüdyoda. İnşallah öyle düşünüyorum. E, bir de Facebook'ta bir sayfa açtık hocam. E, sabah, Yeliz Tuna ile Sabah Keyfi diye. Artık her türlü hoş geldiniz. E, yazıları, işte şikayetler vesaireler bir nevi bana gelecek. Ben de size ileteceğim hocam. Şimdi bunda şöyle bu güzel oldu. Çünkü bizim televizyon formatı radyoda olduğu gibi infotainment. Yani hem bilgi verecek hem de eğlendirecek. Ama şimdi 32 program programa baktığımız zaman bir informasyon ağırlıklı oldu. Biraz da eğlenceye ihtiyaç evet. var. O yüzden siz büyük bir açıyı dolduruyorsunuz. Teşekkür ederim o Evet, inşallah o açığı çok güzel bir şekilde Dolduracağım. E, bu arada e, hani sürçülü edersem şimdiden affola diyorum herkese. Çünkü canlı yayın, canlı yayını hani herkes kolay gibi düşünüyor ama Canlı yayında ağzınızdan çıkan bir sözün geri dönüşü olmadığı gibi Doğru. size e, dezavantajları, negatif e, etkileri de olabiliyor. Doğru. O yüzden elimizden geleni yapacağız hocam. Tabii canım bu tüm hepsi için. Herkes için geçerli sonuçta bu bir üniversite televizyonu. Biz hı hı. E, burada İki üç üç şey konuşmuyoruz. Bir dinle ilgili evet. tartışmalara girmiyoruz. Ee, politika politikada bizim işimiz değil. Bizim bildiğimiz hı hı. bir şey çünkü. Bizim bildiğimiz işi şey yapacağız burada. Hı hı. O bakımdan sıkıntı yok. Bir de arabeske çok girmeyeceğiz. Bu üç yasağımız var. Başka yasağımız yok aslında. Hocam bildiğimiz işi iyi yapıyoruz diyorsunuz da bu televizyon işine nereden girdiniz? <laughs> Biz sizi kulak burun boğazcı biliyorduk. Doğru. Her Türk televizyoncu doğar biliyorsunuz. <laughs> Halkımız artist bir halktır. O yüzden e, o bakımdan sıkıntımız yok. Şöyle nereden çıktı hakikaten? Ben bir tıp adamıyım sonuçta. E, kulak burun boğaz e, ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Aynı zamanda cerrahi bir cerrahisi e, ile uğraşıyorum. E, 1984 yılında 5. sınıf öğrencisiyim. Bu üniversitede, Ege Üniversitesi'nde e, bir ilan çıktı. Dediler ki e, kameraman olmak ister misiniz? Ah, ben de yeni fotoğraf çekmeye başlamışım, e, sinema delisiyim, günde beş film seyrettiğim oluyor falan bazen. Kamera çekeceğim, video çekeceğim, uçtum, koştum. O zamanlar, Odyavizüel Merkez var. E, bugün oturduğumuz yerde konuşlanmış. İsmet Türktürk isimli bir hocamız var, Allah rahmet eylesin, hocası ama o da bir elektronik mühendisi kadar bilgili bir hocamız ve muhteşem bir televizyon stüdyosu kurmuş video stüdyosu kurmuş, kapalı devre sistemi oturtmuş falan. <laughs> Sony Betamo'yu ilk olarak, genel kamera oydu bunların prototip olarak. Onunla bir deneme çekimi yaptırdı bana. Deneme çekimini yaptım, aradan bir hafta geçti. Bir gün hoca beni yolda gördü. Sen ne yaptın biliyor musun dedi. Eyvah ben dedim kötü bir şey yaptım, ne yaptım. Ben yerin dibine girmiş pozisyondayım. Harika bir çekim yapmışım dedi. Oh, seni. Hoca bana kızmıyor Hocam mu? demek oradan geliyor. Siz de arasana bize öyle şeyler yapıyorsunuz. E, Sen valla... ne yaptığını biliyor musun? Harika bir şey yaptın diye. Tıp, e, tabii hocalarımız da ismini yazıyor. beni alkışlıyor eminim hocam. Bizlerle <laughs> tercüman oluyorum herkesin. Şimdi bu programa girerken bir kumpas sezmiştim zaten ama... Yani yönetici birisinin bu programa girmemesi lazım. Hocam neyse. E, lafınızı bölmeden önce bir şey söyleyeceğim. Ben şu anda rejideki herkese de e, ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Başta yönetmenimiz Halil Bey'e olmak üzere Erdi, evren... İçeride kimler var? Başka Aynur var, asistanım. Baturhan'ı görüyorum. Buradan Ufuk var, Taylan var. Herkese Özcan var orada galiba. Özcan'a da teşekkür ederim. Bu kadro sizin deyiminizle de daha kadrosu hocam. Evet doğru. O aşamalara kadrosu. da nasıl geldiniz? Onları da bir dinleyelim hocam. Şimdi şöyle tabii e, 2001 yılında, ilk önce biz dağda işimiz yoktu. 2001 yılında <laughs> e, hastane tepesine kurduğumuz bir antenden radyo yayına başladık biliyorsun. O zaman Böyle bir kanun yasağı falan yoktu. Radyoyu, antenini takıp hastane tepesine yayın yapabiliyorduk. Sonra bir yayın yasağı geldi biliyorsun. Hı hı. Mutlaka vericiler şehir dışa taşımak zorunda. Hı hı. 2008 yılında rektör Hoca başa geldiği zaman kendisinde de tek önerilerde bulmuştuk, e, projeler sunmuştuk. O tekrar radyoyu alır mısınız demişti. Biz radyoyu aldık ama daha taşımamız lazım. Nereye? Yamanlara. Ee, yamanlara sağ olsun o dönem kârlar sürdürüyor ya e, TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim hı hı. Şahin bize çok destek oldu. Daha sonra İzmir'deki TRT bölgesindeki bütün yetkililer yani vericiler müdüründen tutun genel müdürüne kadar hepsi bize çok destek oldular. Sağ olsunlar. TRT'nin Yamanlar'daki kulesinden yararlanma şansımız doğdu. Biz de bir kamu kurumu olarak bunu yapma şansımız doğdu. Orası İzmir'e göre soğuk tabi. Bir ekip gönderdik. Ekipten haber anlamıyor. Televizyon, telefonlar çekmiyor. Şu olmuyor, bu olmuyor. Halil olsun, Halil Özkan Özcan bunlar bizim daha kadromuzu oluşturuyorlar. Çıkıp oraya bizim vereceği kurdular. Fakat kuruluyor ama buz tutuyor, donuyor, kablolar yıpranıyor falan. Ee, neyse gelgide gide gel git onlar habire bir daha çıkmak durumunda kaldılar. O yüzden onlara daha kadro olarak anlıyorlar. Bizim teknik ekip sürekli Yaman'a ayda gelirler. Hocam o dağ kadrosundan bir iki fotoğraf var benim bildiğim kadarıyla. Aynur sanırım var değil mi o dağ kadrosundan bir iki fotoğraf? Evet var işareti geldiğine göre. Bir bakalım daha kadrosun şu bir iki fotoğrafını evet, TRT dediğiniz gibi her noktada bize çok yardımcı evet. oluyor hocam ama sanırım arkadaşlarımızın donması konusunda pek yardımcı olamıyorlar orada. Yok ne kadar olsalar da doğa koşulları herkes için çetin orada. Evet hocam şimdi yönetmenimizi ben gösterme taraftarı değilim. Gizli kalsın. <laughs> Bu gizemli adam bizim yönetmenimiz evet. sevgili seyirciler. İlerleyen zamanlarda belki kendisi göstermek ister. Özcan orada yine e, vericiyle ilgili bir şeyler yapıyor sanırım. Evet doğru. Özcan biraz kilo versen iyi olacak yalnız. Hakikaten <laughs> yani valla. Evlenen kilo alıyor. Ee, sağ olsun oradaki teknik arkadaşlarımız. İyi ki poşetin üstündeki yazı göz gözükmüyor. Reklam alamıyoruz ya arkadaşlar. Hocam bu tavşanlar araya karışmış ama sanırım daha kadrosu gidince orada açlıktan bir tavşan kesme <laughs> operasyonu <laughs> falan zor, bir şeyler zor yapıyorlar. Zor günlere karşı. <laughs> ya da Halil ile Özcan'ın son geldiği durum olabilir <gülüyor> hocam. <gülüyor> Onları havuçla besliyoruz. Özcan burada biraz gergin tabii ki havanın soğukluğundan Burada tırmanma başlıyor hocam artık bu evet. vericiye artık Yani hocam hem aslında siz televizyoncu hem sporcu yetiştiriyorsunuz diyebiliriz biz sizin için. Kesinlikle komanda gibi şunlara bakar mısınız? Yani nerelere çıkıyorlar hakikaten? Düşünür müsünüz bu çok büyük bir kule. Böyle Özcan, buna bakmayın. yapmıştı sanırım sen. Bir kez daha burada bir tamda tabii. Evet bu kule e, kaç metre olduğunu bilmiyorum ama herhalde 50, 50 metre. metreymiş hocam. 50 metreye çıkmışlar. E, Yamanlar zaten yüksek bir tepe. 50 50 metreden zafer işaretleri yapıyorlar. <laughs> 50 metreden biz donduk bizi kurtarın Şimdi... işareti de olabilir yalnız hocam. <laughs> Aynen. Oradan görüntü tabii ki muhteşem. Bu manzara Bulutları her çok şeye değer oradan. tabii orada. Kesinlikle. Diyorum ama. Evet. Peki hocam ee, bu... Diyorsunuz daha kadrosu tabii arkadaşlar şey yapmayın kızmayın sakın öyle espri yapıyorum tabii ki. Çünkü hakları ödenmez. Kesinlikle. Oraya da başka hiç kimse çıkıp da bu işte uğraşamaz. Onlar görünmez kahramanlar. Bunu götürdüğünüz için çok teşekkür ederim. Çünkü herkes şey zannediyor. bir bilgisayarın başına oturuyorlar yayın yapıyorlar. Hiç öyle değil. Mutfak bölümü çok müşakkatlı. Hani bu biraz her saydınız ya. Rejide en az 4 kişi. Asistan da 5 kişi bulması hı -hı, gerekiyor. Hı -hı. Kamerada en az 2 ortalama 3 kişi. Siz de sayarsak on yaklaşık 10 kişilik bir grup hep çalışıyor. Hocam şimdi radyonun da televizyonun da kurulma aşamasında hani her şey ilk bebek daha bir şey dünyaya gelirken hep böyle bir laflar gelir. De i̇şte negatif. Onu nasıl yapacaksınız? Bunu nasıl yapacaksınız? Olur mu, olmaz mı vesaire. Yani doğruyu söylemek gerekirse biz kendi aramızda bile çok fazla tartışmalara girdik. Bu olur mu, bu olmaz mı? Herkes biliyorsunuz birden fazla işe sahip burada yapıyoruz evet, evet. hepimiz. Ee, baştan en olmak iyi zaman. şekilde de evet siz olmak üzere baştan. Balık baştan kokar zaten hocam. <laughs> hepimiz e, her işi yapıyoruz. <laughs> Yok güzel kokular geliyor hocam oradan buraya. Şimdi. E, Böyle bir şey yapıyoruz. Başta bir sürü size de geldi olumsuz şeyler. Ne gibi şeyler duydunuz? Ee, hani bunu yapamazsın fazla yok şöyle yapma fazla senin işin değil vesaire. Şimdi başkasına gitmeye gerek yok. Önce kendinden yani. Önce ben bir kere. Eee radyoyu 2008'de tekrar aktive ikimi de kurduk biliyorsunuz. Ondan sonra e, bir süre radyoda birtakım iniş çıkışlar oldu. 2008'de yeniden ele aldık biz. E, ondan sonra ele aldıktan sonra Türkiye'nin gurur kaynağı bir radyo oldu. Hı hı, Erkekten, hı, üniversite gerçekten üniversite öyle diyebiliriz. Çünkü dört e, stüdyolu harika bir radyoya ortaya çıktı. İyi de gidiyor. Bu deneyimden sonra birçok kişi dolduruşa gitmeye çalıştı. Dedi ki artık bundan sonra size televizyon yakışır. <laughs> ben fışık yaptım. <laughs> televizyon çok zor iş. Radyoya göre çok çok daha zor iş. Bir yıl öncesine kadar bana bunu söyleyen herkese küfür ediyordum ben. Diyordum ki e, başka birini bulun. Burada bunu yapacak kimse yok. Çünkü çok çok zor iş diye yola çıkmıştık. Ama e, Rütük Zade olduk. Çünkü RTÜK'teki arkadaşlarımız İzmir'deki bölge temsilcileri bir gün bizi çağırlar dediler ki sizin bir kanalınız var. Evet bir kanalımız olduğunu biliyorduk. Çünkü biz bir iletişim fakültesi olan bir üniversite olduğumuz hı -hı, için. Hı. 2004 yılında hı -hı. bir kanal tahsisi olmuştu televizyon içinde. Biz bunu kullanmıyorduk. Ee, dediler ki bu kanalınızı bir şirket gayri resmi olarak kullanıyor. O zaman tabii hemen bir Türk erkeği olarak ne Bizim, bir Türk erkeği var. Bizim şey mi kullanılıyor? <laughs> böyle şey olur mu dedik. E sonra e, eğer bu devam ederse hakkınızı kaybedeceksiniz dediler. Üniversitenin sorumluluğu da var üzerimizde. Dedik ki en azından logo basalım Hı -hı. madem. Tamam. Logo basmaya girdik. Dedik ki yani ya biz televizyonda video çekebiliyoruz. Hadi üniversite tanıtım filmini koyalım dedik. Giderken yavaş yavaş da yükseldik. Yapabiliyoruz mutlattık. yapabiliyoruz derken evet. bugün açılış günü. Evet. Hani elimizi verdi, kolumuzu kaptırdık resmen. Bugün açıkçası şunu oldu Biz size her seferinde hocam tamam hallederiz hocam deyip arkanızdan yapmayın hocam hayır bunu da mı istiyorsunuz hocam şeklinde hepimiz Doğru. duvarlara kafamızı vuruyorduk. Ama geldiğimiz nokta güzel. Sanırım herkes de mutlu. Mutlu olmayanlar da mecbursunuz arkadaşlar. <laughs> yani, yani en varlığa... azından her sabah beni çekmeye mecburlar bundan sonra hocam. Öyle gözüküyor. Bunu düşünmemiş mi yani düşün yani zaten böyle bir televizyon gibi bir onlara bir şey verdiniz. Bir de üstüne bir, her sabah beni koydunuz bir de. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Şimdi <laughs> evet. E, sen Sayın Yeliz ilk başladığında e, çok mahcup bir kızdı. E, sormadan konuşmuyordu. Be, be, hep gitti ama Parmak sonra yavaş yavaş, açılmaya başladı. Gördüğünüz gibi <laughs> Açıldı bir daha susmuyor. Hocam bir de şey var. E, bu televizyonun her şeyini oturttuktan sonra Sanırım İzmir'in daha doğrusu sanırım değil biliyorum işin içindeydim bizzat çünkü ee, İzmir'in belli başlı yerlerinde tanıtımlar dönmeye başladı yani sonuçta e, bizi şu anda seyredenler varsa İzmir'in e, 4 Mart'tan özellikle yani bugün itibaren pek çok yerde billboardlarda raketlerde e, afiş asılabilecek her yerde bizim tanıtımlarımızı görecekler şöyle bir e, tanıtım görecekler. Evet ben evet, burada e, Ege'nin güneşi İzmir'e doğuyor diyor gerçekten Merve'ye de teşekkürler bu tasarım için. Evet. E, <laughs> Burada birikimi harekete geçirmek için diyor rektörümüzün bir sözüdür bu da. Yayındayız hakikaten Radyo 11 yıldır yayında. Televizyonun çok daha e, uzun süreli radyo ile birlikte devam etmesini de diliyoruz biz de. Ben de. Hocam bir şarkı arası verelim mi? Biz de bu arada evet. çaylarımızı içeriz. Çay evet. isteriz belki Fatoş bu bize sen... bir kıyak yapar çay getirir hocam. Tamam veririm. Bir şarkı arası verelim o zaman sevgili Halil yönetmenim. Teşekkürler. Evet yayındayız galiba hocam ve pat diye girdikleri için mi? <laughs> gafil avlandım. E, i̇lk canlı yayın olacak böyle şeyler tabii ki. Bu arada Potoş çayımızı getirdi. Evet afiyet olsun. E, seyircilerimizden özür diliyoruz. Onların karşısında içeceğiz ama ben çay içmeden kendime gelemiyorum. O falan. sabah keyfi falan burada var. Hocam ya, bir, bir süre sonra ben Seda Sayan gibi olur muyum diye korkuyorum sabahları. Çaylar gelsin işte ortada çiğ köfteler falan böyle bütün şey geliyor çiğ Yok öfte. yok şimdi biz üniversite televizyonuyuz. Sonuçta bizim belli bir şeyimiz var. Tamam düşünmemiz gerekiyor. Tamam hocam. <gülüyor> Anladım. <laughs> Haddini bil diyorsunuz diyorsun. Bir saygılar hocam. Şeklinde. <laughs> Hocam şimdi e, biraz önce konuştuk ya Ege e, Üniversitesi televizyonu ile ilgili işte bu billboardlarda olacak olan e, dönecek olan afişten bahsettik biraz önce. Bu noktada aslında şeyden bahsetmek gerekiyor düş, diye düşünüyorum. Bu televizyonun başından sonuna kadar hepimiz e, her şeyini kendimiz yaptık. Kesinlikle. Yani doğru. tabii ki Tareteden e, diğer başka yerlerden yardımlar aldık, çok destekler gördük ama yani size o, onu yönetmek istiyorum. Grafiğinden, işte kamerasından, alımından, satımından her şeyine kadar biz yaptık. Doğru mu hocam? Doğru. Reklama girecekse şimdi, de bu reklam yani yapabileceğimiz bir şey yok. Biz bir tam yani Ege Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi'nde e, az insanla çok iş yapmaya çalışan bir merkeziz. Böyle olduğu zaman örneğin sayın seyirciler e, bu programı yapımcısı Sayın Yelistuna'ya ilk olarak kaç sene oldu Yeliz? 14 sene oldu mu? Hocam yaşım çıkıyor. Daha <laughs> ilkokuldaydım diyorsunuz i̇lk olarak, ondan sonra on medikal e... fotoğrafçı olarak buraya girdi ve Türkiye'nin ilk akademik isteyen medikal fotoğrafçısı olarak yıllardır beraber çalışıyoruz kendisiyle ve çok mutluyuz. Bu konuda çok başarılı bir arkadaşımız. Ee, daha sonra halkla ilişkiler yönünü olduğunu biliyorduk zaten. Ee, merkezin halkla ilişkilercisi olduğu yeriz. Hı hı. Ee, daha sonra televizyon, radyo yapımcısı oldu. Şimdi televizyon yapımcısı. Evet. Daha nereye gidecek bilmiyorum tabii. Allah çok... artık çocuk yapımcısı olmak istiyorum bir süre sonra hocam <gülüyor> <gülüyor> mümkünse <gülüyor> radyo televizyon değil. İnanması kolay değil ama <laughs> inşallah tabii o da olur o da çok güzel şey. Hocam. Her kadın için dünyanın en güzel şeyi annelik olduğunu düşünüyorum ben. Hakikaten çok hoş e ama tabii bu menekenleri unutmak da mümkün tabii ki, değil. Tabii ki. Çünkü bu insansı içinde olan bir şey yani. Yeni Hanım'ın içinde bunların hepsi var. Hocam mi? siz destek verdiğiniz için oluyor. Çünkü hakikaten biz şöyle bir durumda oluyoruz. Ben şimdi bu yayından çıktıktan sonra bu akşamki ee, bir açılışımız var. Sonuçta buradan koşup sizinle birlikte oraya gideceğiz yayın akışına. Halkla ilişkilerin getirdiği gerektirdiği şeyler yapacağız. Gerekirse hafta içi ameliyat varsa medikal fotoğraf ona gireceğiz. Doğru. Siz de farklı bir durumda değilsiniz. Doğru. Yani aynen. sizinki doğru. çok daha hatta e, üst durumlarda. Doğru. Biz de sizden feyz alarak yolumuza devam ediyoruz. Doğru. Ama dediğiniz doğru. Televizyonun A'dan Z'ye yani bu, bu noktada haklıyız ve gururluyuz açıkçası. Şimdi burada e, bu, burada gördüğünüz her şey özgün. Şu e, logolar özgün logolar. Arkadaki İzmir'in e, silüeti. silüeti. Bu da e, grafik tasarım bölümünde Sayın Merve e, Hanım var. Merve Hanım çok başarılı bir aslında medikal ilustrasyon uğraşan bir arkadaşımız ama aynı zamanda grafik tasarımda da çok çok iyi. Bütün bu kapak logo hı -hı, tasarımı... Hı -hı sloganlar hepsi buradan kaynaklanıyor, köken alıyor. Zaten televizyonumuz ziyarete gelirlerse burada koridorlarımızdaki grafik tasarımları vesaireleri, stüdyomuzdaki rejinin nasıl çalıştığını doğru görselleri görebilirler. Ama şunu da söylemek lazım. Biz bir devlet kuruluşuyuz, üniversiteyiz. TRT bize inanılmaz destek verdi. O yüzden kendilerine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Başta Sayın İbrahim Şahin Genel müdür hı hı. çok destek verdi Ankara'dan İzmir'de Sayın Muharrem Bey hı hı çok Hidayi Bey bunlar inanılmaz destekler verdiler bizler Hocam o ne <laughs> Aa. Rejiden sevgilerle Aa. Rejiden mi gönderdiler Rejeye öpücüklerimizi yolluyoruz efendim evet, televizyonun tabii ilk canlı yayın programı için evet Asistanım ya. sevgili Aynur Aydın çok teşekkür ediyoruz Aynen, Hocam çok teşekkür o zaman edeyiz. o zaman hep birlikte aslında Hayır, şu anda burada olmayan esak. kişiler de var. Mesela Misket Hanım, Yiğit, e, başka grafik bölümü reji orada zaten olmak durumunda. Bir sürü insan eksik ama onların yerine üfleyelim biz. Evet, Nuray olmadığı sürece etkileyebiliriz. Evet. Bir, iki. Hocam bir dilek dedi bulunalım. Adam televizyon başı olası değil diyebilirim. <laughs> bir, iki, üç. Rejiden alkış gelmedi. Çok sessiz bir reji. <gülüyor> <gülüyor> çok mersi. <laughs> bu şey, e, dünkü şey maçtaki şey gibi oldu bu. Çok teşekkür ederiz Sa teşekkür İnşallah ederiz, hayırlı hakikaten. uğurlu olur ee, hocam, Bunu karşı rejiden mi gönderdiler? E, karşı masadan yolladılar <laughs> yanarlı dönerli bir pasta gelmiş hocam bize İnşallah hayırlı uğurlu olur İnşallah, ee, inşallah. Pasta kadar tatlı e, yayınlarımız olur İnşallah çok güzel bir spreyiz oldu. Ben de öyle olur gerçekten bunu çok hoş oldu Peki hocam e, programlar demişken Biraz şu programlardan bahseder misiniz bize? Neler olacak? Şimdi ne tür programlar olacak? Şu dönemde ilk yayın döneminde 13-16 dönemde 32 tane programımız var bizim e, TRT yetkilileri 20'nin üzerine düttüler zaman dediler ki siz dediler hani ya hiç sayması bilmiyorsunuz ya dayak yemişsiniz. <laughs> Çünkü biz TRT İzmir olarak dediler 8 tane program yapıyoruz. Koca TRT İzmir. Siz dediler küçük eti bu ne olan bir televizyonsunuz. 32 program. Yok canım dediler. Hocam deseydiniz ya gülünce 32 dişimiz birden gözüksün diye. 32 program. Her dişimiz böyle gülünce Doğru, gözüksün diye. Doğru bak bunu diye. kullanabilirim. Teşekkür ederim. Hocam, Hocam esprilerimi çalmayın bunu. lütfen. Yarın sabah yine kullanabilirim çünkü ben Yok <laughs> yok çalma diye. Biz mutlaka referans ile refer ederiz. Çalmak katiyen bizde yok. Ee, hani bu cehaletin getirdiği cesaretle biz bu kadar büyük program sayısına gitmek ulaştık. Ama şuna güvendik. Hakikaten Ege Üniversitesi kocaman bir hı hı. ilçe. Yani Aksaray'ın nüfusu 80 bin ise iyi <laughs> Üniversitesi'nin nüfusu Hakikaten 75 evet. bin. İnanılmaz etkili, insanlar var. Onlara döndük. Hocalarımızın içindeki var olan canavarı uyandırdık. O kadar değerli ve yetenekli hocalarımız var ki kendi bilgi birikimlerini bize son derece güzel bir şekilde sunmaya başladılar. Ön çekimler yaptık bunlarla. Hocam bu noktada hemen yine sözünüzü kestim. Ben çok sözünüzü keseceğim herhalde kes, bugün. Kes, kes. Ee, biz şimdi burada yüzde seksen biliyorsunuz iletişim fakültesi kökenliyiz. Ee, yüksek lisans doktora, eğitim vesaire alanlar hepimiz. Bir, bir gördük ki bizim diğer hocalarımız bizden daha çok televizyoncuymuş. Evet. Yani yayına geliyorlar, hazırlanmışlar, böyle makyajlar, kıyafetler. Tabii canım. Ve yani her konuya daha hakimler falan. Ben dedim biz boşuna okumuşuz hocam. Ben söylüyorum. <laughs> her Türk televizyoncu doğar. Bu kadar basit yani. hani <laughs> asker doğardı ama televizyoncu da. Neden? Amerika'dan sonra dünyada en uzun televizyon seyretme oranı Türkiye'de. Türkiye'de. İnanılmaz bir şey. Yani düşünün yüz küsur ülke var, 180 lira varan ülke var. Bunların içinde Amerika'dan sonra ikinci geliyoruz. Yani halkımız televizyonu o kadar seviyor. Öyle olunca doğuma büyüme hepimiz televizyoncuyuz. Hakikaten de bunu görüyoruz. Yani e, birçok insan zaten bu konuda kendini geliştirmiş geliyor. Örneğin gidiyorum bir dekan hocayla konuşuyorum. Hı hı. O dekan hoca diyor ki, Fazıl hocam, ciddi işleri şimdi bir yana bırakalım. Gelin siz hangi programı yapacağımızı konuşalım. Hocam ne diyorsunuz ben deyince tabii mutlu ol, Çok da <laughs> mutlu oluyorum. Önümüzdeki dönemde sürprizlerimiz de var. hiç bizi, bizden ayrılmayın lütfen. Herkesin içinde bir keşfedilme isteği varmış meğer hocam Ege Üniversitesi'nde. Evet. Ve siz keşfettiniz onları. Ee, çıkıyor ortaya. Yani e, ben de konuşmayı seven ve çok kişiyle muhatap olan bir kişiyim. hem tıp mesleğim, doktorluktan dolayı muhatap oluyorum. Hem de ee, biz bir tam olarak uzaktan eğitimi yürütüyoruz. Birçok etkinliğimiz var. Bunlar giderken arada bunlar da çıkıyor. Çok çok hoş oluyor. Yani mesela programlarımız var. Oğuzhan hocamız var. Ege Ajans'ın müdürü. Hı hı. Basın Dünyası'ndan program yapacak bizde evet. ki. Kendisi zaten gazeteci <laughs> kendi. E, Türkiye'deki bir her tarafta arkadaşları var. E, bu kalp sizi unutur mu? Benim Misket hocayla yaptığım bir program. Zaten birkaç programı e, sanırım e, bant olarak çekildi. çekildi. Çok da başarılı çekildi. oldu, çok değerli öğretim üyeleriyle. Şimdi Ege Üniversitesi'nin biz üçüncü kuşağıyız. Benim kuşağım. Bu üniversiteyi inanılmaz e, özverili hocalarımız kurdular 1955 yılında. Onlar ilk kuşaktı. İkinci kuşak bunların öğrencileri oldu. Bizler de onların öğrencileriz. Üçüncü kuşağız. E, hiçbir zaman unutmayacağız. Yani. Hı -hı burayı kuran hocalarımızı, biz iletişim hocalarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu zaten benim yeminim de var. Yani tıbbın yemininde hocalarına olan saygını hiçbir zaman kaybetmeyeceksin diye bir e, kuralımız var bizim. Ben bunu tüm üniversiteye genel diyorum ki herkes için geçerli olduğunu düşünüyorum bunun. Bu program çok ilgi çek çekeceğine eminim ben. Çünkü abide hocalarımızı burada izleyeceğiz. Gerçekten duygusal anlar da oluyor o programda. Geçmişe şey yönelik nostaljik fotoğraflar, ailelerinden bahsederken ya da yaptıkları başarılardan bahsederken Gerçekten böyle bir durup düşünüyorsunuz. Biz acaba onların yaşına geldiğimizde bu kadar saygı görebilecek miyiz? Ee, güzel onu, işlere imza atabilecek evet, onu miyiz? Onu beklemeyeceğiz ama o, 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 onun için çalışacağız. Ege'den Başaray Kaderi programımız var. Ege bölgesi tarih boyunca çok inanılmaz bir yer olmuş. Düşünebiliyor musunuz? 8500 yıl önce burada insanlar yaşıyormuş. Hala yaşıyor ve burası e, Efes olsun, Bergamaslı olsun her zaman e, medeniyete damgasını vurmuş bir bölgede yaşıyoruz. Bu kadar iklimi güzel bir yerden inanılmaz başarılı insanlar çıkıyor. Bunların hikayelerini televizyonda yansıtacağız. Ee, Ercan Hocamız sosyolojiden günlerin getirdiği diye bir program yapacak öğrencilerle. 20 öğrenci ile bir takım olayları tartışacak. O da çok ses getirecek bir program eminim. Çünkü çok hakikaten tatlı dilli bir hocamız Ercan Hocamız soyadığı gibi. Zaten hocam öğrenciye yönelik programlara ağırlık vermek istememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi o sizin başta söylediğiniz gibi televizyonunuzun içeriği. Evet. Yani e, öğrenci ağırlıklı bir televizyon ve radyo bizim asıl hedefimiz, hedefimiz. olmasına rağmen ona çok ulaşamadığımız yerler var. Şundan dolayı ben 40 e, küsur bin olan bir yerde öğrencileri daha çok bu işin içine çekmek için evimden gelen her şeyi yaptım Allah biliyor. Hı hı. Fakat çok başarılı olduğumu diye sorarsanız çok başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Daha çok öğrencinin burada ...yatıp kalkması gerektiğini düşünüyorum Buradan duyurusunu da tekrar yaparız. Ben evet. her sabah zaten aynı şekilde tekrarlayacağım. Daha ee, çok bekliyoruz onlardan. Öyle ama bunu daha sistematik hale getirmeye <laughs> karar verdik. O da şöyle, 150 tane öğrenci kulübü var burada. Bunların 70 tanesi Sağlık, Kültür, Sosyal Değerli Başkanlığına bağlı. Bir 80 tanesi de her fakültenin kendi içinde kollar var. Bu öğrenciler sevdalı oldukları dans yamaç parüştü, dağcılık, mağaracılık falan gibi şeyler yapıyorlar ve inanılmaz e, güzel de yapıyorlar bunları. Bunları daha sistematik olarak televizyona ve çekmek istiyoruz. Onun için SKS ile işbirliğimizi hı -hı, arttırdık. Hı -hı. Öğrenci topluluklarıyla işbirliğimizi arttırdık. Çünkü onları ne kadar buraya çekerse kendini o kadar ifade etme, o kadar tanıtma şansı olacak. Yani onun üzerine de gidiyoruz. Gayet başarılı gidiyordu. Öğrencilerle olan destekle de Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı çok destek oluyor. Bize. Evet, biraz da provokatif olmak, olmak için söylüyorum bunu. Ben öğrenciyken Başladığım bir iş yüzünden buralardayım. O nedenle öğrenciyken yapılan yan uğraşlar çok önemli. Bir insan eğer monoton bir insan olmak istemiyorsa birden fazla işe yapacak. Neden bizim burada herkes birden fazla şey yapmak durumunda? Genç gözükmek için hocam. Evet bravo çok iyi bir yalan. Ama evet aynen öyle. Hocam zaten sayenizde diyetisyenlere falan kimse para vermek zorunda kalmadı bu süreçte. Maşallah herkes bir birkaç kilo verdi koştururken. Doğru bir de diyet seni buraya çağırıyoruz geliyorlar ya. Yogacılar da var hocam. Doğru. E şimdi bu programlar bakın e, ilaç gibi türküler var. Bir doktor o, hocamız o yapıyor. O inanılmaz güzel program. Hocamız. Hepsi çok güzel. Evet. Ama e, o program çekilirken geçen gün burada e, reji de bana herhalde hak verecektir. Hep birlikte e, programı zevkle takip ettik. Gerçekten hem sosyal sorumluluk projesi anlamında hem de içerik olarak inanılmaz bir program. Sayet Hocamız benden de iyi çünkü göz hekimi kendisi. Başhekimi yardımcılığı yapıyor evet. şu anda. Yıllardır saz çalar, ozandır, hı -hı, şairdir hı. ve bu konuda birçok performansı vardır. Evet. Kendisinin çalışma arkadaşlarını buraya getiriyor. Onlarla programlar yapıyoruz. O da çok hoş. Kampüste bugünü çok cici hı -hı. bir öğrenci biz var. Hı -hı. Nehir Tosunlar. O hazırlayıp sunuyor. Önümüzdeki hafta, kampüsteki önümüzdeki haftayı Sağlık ve Sosyal Değer Başkanı'ndan Figen Hocamız ve Sinan kendisi sunuyorlar. E, kampüste Söyleşiler diye bir bölümümüz var. Bir tam, eskiden o diyor merkez olarak 1985'ten beri bu üniversitenin görsel haftasını elinde bulunduran kuruluş. O yüzden elimizdeki bütün veyasileri yavaş yavaş e, çalışıyoruz. Bu arşivlerde elde ettiğimiz görüntüleri de Söyleşiler tarzında sunacağız. İlginç şeyler önümüzdeki dönemde göreceğimi düşünüyorum ben. Ee, dolu bir program var. Daha doğrusu içeriği çok e, güzel ama programcısı kahkaha Ümit hocamızın programı var. Evet. Ümit Erdem hocamız çevreden ve çevremizden programını yapıyor. <laughs> Ümit hocamız e, çevrenin İzmir'deki bölgesinin duayeni. E, onu o kahkahasını duymak için bu akşam da çok çalışacağım. Bir kahkaha attırdığımız zaman yer yıkılıyor. Hocam ben onun kahkahasını kaydedip e, programımda kullanmayı düşünüyorum izin verirse Ümit Hocamız. Çok e... akıllıca, e, çok akıllıca. <laughs> Görünüşünü kullanabiliriz bence. Harika geliyor çünkü. Bir de tabii deneyimi çok fazla, çevresi çok e, e, geniş. Her hafta bir belediye başkanını getiriyor buraya. Bütün ünlüler onun konu. Geçen gün bana bir çok ünlü bir <laughs> e, sanatçı diyor getireyim mi dedi. Hocam nasıl dedim? Benim öğrencim o dedi. ...yani enteresan sürprizlere kendisiyle hazır olacağız Programcılarımız burada. Programcılarımız zaten değiştikçe hepsinin içerisinde değişik cevherler oldu ortaya çıkıyor. Ağzınızda Sağlık ekibi de öyle. Dört tane muhteşem profesörümüzün, canım. değerli hocamızın. Şimdi Diş Hekimliği'nin sponsorluğunda yaptığınız bir program o, Ağzınızda Sağlık programı. Ben daha önce görmedim. Eğer varsa lütfen yani bu Hı -hı. yanlışımı düzelsin birisi ama... ...Diş Hekimliği'ne yönelik ayrılmış bir program ben görmemiştim. Biz başladık, haftada bir programı yapıyoruz. Çünkü... Bu toplumun diş sağlığı hakikaten kesinlikle kötü. kötü. Kesinlikle kötü, kesinlikle. Bu bilinirliği artırmak için biz diş sağlığına çok önem veriyoruz. ve Bunun için dört tane hocamız program yapıyorlar her hafta. Ona da bayağı yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Bunlar da kahkaya seven bir e, grup. Dişleri de güzel arada ciddi için ama genel olarak güzel bir program. Hocam zaten bu saydıklarınızdan bazılarını ben bu hafta programında konuk olarak almak istiyorum. Böyle ilk haftayı ben biraz programcıları ayırmak istedim ki hani neler olacak televizyonda Ege Üniversitesi çok mutlu oluruz aslında. Bugün evet. başladı ama yani tek benim programımla evet haberler, kapanış, yeliz vesaire böyle bir şey yok. Dolu dolu bir yayın akışı geliyor. Gerçekten bunu izleyicilere de söyleyelim. Dolu dolu bir yayın akışı geliyor. Yorgun bir reji geliyor ama arkasında <laughs> güzel bir televizyon geliyor diye Doğru, düşünüyorum. Doğru, iyi bir özet oldu hakikaten. Aynen öyle. <laughs> Şimdi i̇şte programcılarımızın her birisi çok özel değerler gerçekten. Ama kendi programlarında bu değerlerin ön plana çıkarma şansları yok. Çünkü evet. kendi programlarına daha nötr kalmak durumda olabiliyorlar. Fakat onların bu renkli zengin kişiliklerini sanıyorum siz bu programda rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz. Evet hocam onlarla en azından biraz keyifli anlar da geçirmiş oluruz. Çünkü Tabii canım. hepsi gerçekten espriye de e, yani sizin gibi aynı. espriye de her zaman müsaade edebilecek. Hani neyin, ben de dozunda yapmam gereken şeyleri biliyorum. Hocalarımı çok iyi tanıdığım için artık 13 yıldır sizinle birlikteyim çünkü 13-14 yıldır. O yüzden herkesi de ayrı ayrı tanıdığım için sanırım keyifli e, bir program olacak. Ben de öyle Onlarınki de çok güzel olacak diye düşünüyorum. Hocam kapatmadan önce isterseniz bir klip daha e, tamam. izleyelim. Ondan sonra da beraber program kapatalım. Tamam okey. Evet yine yayındayız hocam. E, bu arada izleyiciler göre mi takip edemediler ama arada fazla hocam e, mesajımı almıştır o şeklinde. Hadisenin şarkısı evet, evet, ben çok ediyordum. beğeniyorum hadiseyi. Çok Mesaj kırık, göndermek çok... istediğiniz birkaç kişi daha var herhalde hocam. Yok ben ikna ile <laughs> hiç işim olmaz ama çok başarılı bir şarkı. Hakikaten çok severek Kimse dinliyorum. Kimse beni ne diyor? Kimse beni ikna, İknan edemez. Demez. mesajımı. Bu biraz daha kızgınlıkla yapı bir şarkı ama yani biz de inatçıyız. Bu televizyonu üreteceğiz. Cüzi büçere çalışan bir televizyonuz biz. Evet. E, Profesyonel bir televizyon katiyen değiliz çünkü bir kere bir şirket üzerinden çalışmıyoruz. Hı hı. Ee, te, Ticari uydu bir uydu yok. Uydu <laughs> üzerinden bir yayınımız yok çünkü öyle bir yayın yapmak için şirket kurmanız gerekiyor. İnanılmaz bütçe şey ayırmanız gerekiyor. Biz çok cüzi bir bütçeyle hı hı hı. internet televizyonculuğu yapıyoruz daha çok. Hem offline hem online yani çevrim iç çevrimde çalışabiliyoruz. Biz canlı seyredemeyenler daha sonra bizim programlarımızı geri e, dönüp seyredebilecekler. Bu bir artımız olacak. Bir de şu olacak eee Karatepe üzerinden analog da yayın yapıyoruz. Eski tip televizyon anteni kullanıyorlarsa hı hı. bize oradan da izleme şansları var. VHF 9 üzerinden. VHF 9 değil mi hocam? üzerinden. VHF 9 üzerinden yaptığımız yayın Midilli'de sorun yarattı. Mitil <laughs> Midilli adasının Mitil'in şehrinin e, bir frekansına biz girmiş durumdayız. Avrupa Birliği'ne sorun Uyarı olduk. aldık değil mi hocam? Uyarı hocam? aldık. Evet. Avrupa Birliği'nden bir uyarı geldi bize. Yani Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye dönünce biz girdik. Biz girdik ama illegal girmişiz. Aklımıza şikayet oldu. Bayağı bir sorun yarattık yani. Uluslararası sorun yarattık. Şimdi önümüzdeki dönemde VAF 11'e geçeceğiz ama Hı -hı. daha hoş daha olmadı. Olacak hocam acaba anlayabildiler mi yani bizim yayınları? Hani en azından beni takip ederlerse sevinirim çünkü. Valla şu an takip ediyor olabilirler seni. Tabak falan kırıyorlarmış şu an hocam zevkten. Nitelli'den belki de yakında buraya gelip görmeye gelebilirler yani. <laughs> Kapılarımız herkese açık hocam Hiç sıkıntı yok sabah keyfi programını Kim bekliyorum Kim bu güzel yerinde görelim biliyorsunuz Dizi turları var ya İstanbul'a Onun gibi turlar belki buraya başlar Valla çok sevinirim <laughs> keyfimiz artar sabah keyfimiz Kesinlikle. Hocam şimdi e, sanırım süremiz de çok fazla kalmadı e, Haber merkezimizin bir Vermiş olduğu bir VTR var İsterseniz ilk önce onu bir girelim. O sanırım bizim e, açılışımızla ilgili bu Ege Üniversitesi televizyonun yayın hayatına başlamasıyla ilgili bir e, bölüm VTR. İsterseniz onu bir seyredelim sonra ikimiz beraber yayını kapatalım hocam. Tamam. Biraz önce kapatacaktık ama o haber merkezini es geçmek istemedim. Çıkışta çünkü Levent yakama yapışabilir hocam. Tamam tamam. İyi Ege Üniversitesi'nin ışıklı penceresi Ege Üniversitesi Televizyonu bugün yayın hayatına başlıyor. Toplumla bütünleşmek, bilimin ürettiği bilgiyi toplumla paylaşmak için çaba harcayan Ege Üniversitesi, bu kez Ege Üniversitesi televizyonuyla İzmirlilere ve Egelilere ulaşacak. Sağlık 24 saat yayın yapacak olan Ege Üniversitesi Televizyonu ekranında hayatın her alanından programlar, kentten ve üniversiteden haberler yer alacak. Türkiye'deki televizyonların rakibi değil, kardeşi olacak Ege Üniversitesi televizyonunda gençlikten spora, sağlıktan tarıma, kültür sanattan edebiyata kadar çok geniş bir yelpaze ekrana gelecek. Üniversitesi ve İzmir'den gelişmeler, toplumu ilgilendiren çeşitli konularda Ege Üniversitesi'nden uzmanların vereceği bilgilerle oluşacak haber bültenleri gün içinde izleyicilerle buluşacak. Ege Üniversitesi televizyonu ekranında geçmişten bugüne Ege Üniversitesi'ne emeği geçenlerin konuk edildiği Bu Kalp Sizi Unutur Mu? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla çeşitli sağlık sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Ege'den Sağlık, üniversite gençliğiyle ilgili her şeyin yer alacağı bizim kuşak daha çok hayatla bütünleşmiş teknolojilerdeki gelişmelerin anlatılacağı teknokültür, gerek yazılı gerek görsel işitsel, gerekse dijital medyaya ilişkin her şeyin yer alacağı basın dünyasından, her sabah aktüel konularla ekrana gelecek sabah keyfi, sinemanın her yönüyle inceleneceği sinemadan, Ege Üniversitesi televizyonu ekranından sizlere ulaşacak programların sadece bir bölümü. Toplamda 35 programla izleyiciler ekranda Ege Üniversitesi'nin bakış açısıyla hayatı yakalayacak. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, Ege Üniversitesi olarak toplumsal sorumluluğumuzu ve birikimimizi medya kanallarının yanı sıra kendi televizyonumuzla da duyurmayı hedeflemiştik. Bu hedefimizi de pazartesi günü gerçekleştireceğiz. Bu başarının daha da genişleyerek bizi daha büyük hedeflere taşıyacağını biliyoruz sözleriyle Ege Üniversitesi televizyonunun hedefini toplumla paylaşmıştı. Televizyonumuz profesyonel yayın hayatına bugün saat 19'da Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle başlayacak. Tören canlı yayınla ekranlarınızda olacak. Evet böyle söyleyin ee, seyredince daha keyif verici oluyor değil mi hocam? Kesinlikle. Bir de mutfağını görseler. Neler çektik bir görseler ah hocam. Herkes hiç kimse mutfağı <laughs> çok fazla görmek istemiyor. Hocam sizi bulmuşken istemiyor. sıkıştırıyorum şimdi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> var mı istediğiniz bir şey canlı yayında? <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii katkılarınız inanılmaz. Yani başımızda e, sizin gibi birisi olduğu için hakikaten şanslıyız. Çok teşekkür ederiz her şey için. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Ben çok ee, şanslıyım. Sabah Keyfi programının e, ilk yayını ...sizinle birlikte burada son bulmuş oluyor. Çok Aynı zamanda çok Ege Üniversitesi Televizyonu'nun ilk canlı yayın programı da böylece bitmiş oluyor. Ee, sab... Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa önce onları alayım sonra ben kapatayım hocam. Ben ee, Yeliz Hanım'ı bu ilk programdan dolayı kutlamak istiyorum. Başlamak bitmenin yarısıymış. İlk defa böyle güzel cüce bir hanımla başlamış olmak da televizyon adına çok mutluluk verici kendi adıma da. Evet çok çalışıyoruz ekip olarak ama çok çalışmadan bir yerlere gelinmiyor. E, çünkü bunun niyeti yarattığı mutluluk bence bütün yorgunluğu götürüyor. Evet, hiç mütevazi olamayacağım. Gerçekten çok güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Programı kapatıyorum. Evet, sabah keyfinden e, hepinize iyi günler diliyorum. Şöyle düşünmek lazım, her gecenin bir sabahı var ve her sabahın bir sabah keyfi var. Burada olduğu gibi görmedim, duymadım, bilmi bilmiyorum şeklinde hiçbir şey yok. Bundan sonra her sabah benimlesiniz. Şimdilik hoşçakalın, yarın görüşmek üzere. Teşekkürler herkese.